Türkiye'nin simülasyon platformu Sim Racers Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün SPARDOX'un GTP pedallarının, GTP ve GTP-H pedalının kalibrasyonunun nasıl yapılacağından biraz bahsetmeye çalışacağım size kısaca. Pedalları normalde ilk aldığınızda ve bilgisayara bağladığınız zaman RAW değeri ile out değeri birbiriyle eşit bir şekilde geliyor. Bu şekilde de oyuna bağladığınız zaman oyun üzerinde tabii ki çok verimli bir şey göremiyorsunuz. Yani o verimli bir çizgi göremiyorsunuz. Hatta şöyle hemen Content Manager'ı açıp bunu da göstereyim. Sonrasında kalibrasyonuna geçelim. Şöyle pedal ayarlarına geldiğiniz zaman bakın pedala bastığımda şurada görüyorsunuz tamamını algılamıyor gördüğünüz üzere. Çünkü neden? Buradaki RAW bölümü, hatta şöyle buradan da tanımlamasını yapalım bakın. Gördüğünüz gibi tamamen çalışmıyor. Şimdi bunun için kalibrasyon yapmamız gerekiyor. Kalibrasyonu gerçekleştirirken de diğer pedallarda olduğu gibi kalibreye basıp bir kere yaptım gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bunu biraz tekrarlamanız lazım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Öncelikle Read Config From Device'a basıyoruz ve cihazın üzerindeki ayarların bir almasını sağlıyoruz. Şu an zaten standartta olduğu için ayarlar standartta kaldı. Sonra gaz pedalı için Calibrate'e basıyoruz ve bir 10 kere bir 10 kere basıyoruz. Sonra tekrar Calibrate butonuna basıyoruz ve Save From to Device, Save Config to Device bölümüne basıyoruz. Bakın şu an output'umuz düzeldi. Sonrasında ise buradan şeyi yapabilirsiniz. Yani bu gaza bastığınız zamanki gazın dağılımı vesaire, işte ilk başta düşük sonrasında yüksek, bu bir eğri ayarlayabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Bu eğriyi istediğiniz gibi buradan ayarlayabilirsiniz. Yani custom'da yapabiliyorsunuz. İsterseniz buradaki hazırlardan da seçebilirsiniz. Şimdi frenimiz için de aynısını yapalım. Calibrate'e basıyorum. Altı, 7, 8, 9 ve 10. Kapattım. Save Config to Device dedim. Cihaz tekrar bağlanmış gibi bir ses yapıyor. Bu çok önemli. Bakın şu anda fren pedalına geldi. Ben burayı %20'ye %10 dead zone'lu kullanıyorum. Fren pedalının üstünde ayağımı tutabildiğim için bu şekilde ayarını yapıyorum. Şimdi debriyajımızı da ayarlayalım. %8, %9 ve %10. Burada pedala tam basıp tam çekmemiz çok önemli ayağımızı. Sonrasında yine Calibrate'i kapattım ve Save Config to Device diyorum. Yine cihaz bir sanki bağlantısı çıkarılıp yeniden takılmış gibi oldu ve debriyajımız da geldi şu anda. Fren pedalımız da benim istediğim o dead zone ayarında şu an gelmiş durumda. Frende hafif ayağım dursa bile fren yapmıyor. Şu an %10'luk bir boşluk oluşturmuş durumda. Gaz pedalında da zaten %5'lik bir dead zone vardı. Şu an herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Evet, bu bir arıza değil. İlk başta taktığınız zaman pedalı mutlaka bu kalibrasyon işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kalibrasyon işlemini yaptıktan sonra rahatlıkla kullanım yapabilirsiniz. Hemen oyunumda da durumu göstereyim. Son halini. Bakın. Burada tabii ki bu kalibrasyonu yaptıktan sonra tekrar tanıtmanız gerekiyor pedalı, bilginiz olsun. Geldim şöyle tanıttım. Brake'e geldim. Brake'te de tanıttım. Debriyaja geldim. Debriyajda da tanıttım. Şu anda gördüğünüz gibi tam bir şekilde kullanımını gerçekleştirebiliyorum. Herhangi bir sorun yok. Umarım pedal almış olan arkadaşlar varsa yardımcı olmuş olan bir video olmuştur. Çünkü ben ilk kullanmaya başladığımda bir sorun olduğunu düşünmüştüm. Çünkü diğer pedallardaki gibi kalibre butonuna basıp tek bir kere kalibrasyonunu gerçekleştiriyordum. Fakat sonra fark ettim ki birkaç kez pedala bastığımız zaman kalibrasyonu gerçekleştiriyor. O yüzden ben en az 10 kez basarak denedim hepsini. 10 kez de hiçbir sıkıntı yaşamadım. O yüzden siz de 10 kere yapmanızı öneririm. O zaman yani bu videoyu izliyorsanız zaten bu pedallardan almış olduğunuzu düşünüyorum. O zaman güzel günlerde de kullanmanızı diyelim. Umarım hani keyif aldığınız bir sürüş deneyimi yaşatır size.